Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ya satırım, bal satırım, ustam ölmüş ben satırım. Ya satırım, bal satırım, ustam ölmüş ben satırım. Acaba hangimizin arkasına bırakacak mendili? Sanırım ben biliyorum. Ustamın kürkü sarıdır, satsam 15 liradır. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Hala farkında zumbak, değil. Dön arkana iyi bak. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Heh, anlamalıydım. Bakalım bana nasıl yetişeceksin. Görürsün şimdi. Elif yine yaptı yapacağını. Biraz fazla döndüm galiba. Bakın, Çınar bizi çağırıyor. Hadi hemen gidelim. Ay, oh, bu taşın burada ne işi var? Hoş geldiniz çocuklar. Bakıyorum bugün gayet keyiflisiniz. Yağ satarım, bal satarım oyunu oynuyorduk. Sen hiç oynadın mı? Benim köklerim buna izin vermiyor Elif'ciğim. Çok hızlı koşuyorsun Elif. Bence bu kabiliyetini değerlendirmelisin. O kadar hızlıydı ki ben görmedim bile. Çivu diye yanımdan geçti gitti. Sabah kahvaltıda ne yiyor merak ediyorum. Tabii ki tereyağı, süt ve de bal. Çocuklar, sizinle sohbet etmek o kadar hoşuma gidiyor ki. Ancak biliyorsunuz sizi buraya... Gürgen! Yeni bir iç at mı patron? Evet, bakıyorum bugün zekiliğin üstünde Azmi. Aferin. Demek ki yeni bir saldırı yapacağız. Bunu da bildin. Şu koluma bir çimdik atsana. Ama patron sonra... Çekinme canım. Rüyadamın diye kendimi bir kontrol etmem lazım. Vay! Oh! Ne yapıyorsun? Lafın gelişi dedim Azmi. Lafın gelişi. Bu sefer nereye saldırıyoruz patron? Adile Sultan Kasrı'na. Saldırmasak olmaz mı? Baksana hava ne kadar güzel. Bence pikniğe gidelim beraber. Ekmek ara... Saldırmayalım mı dedin? Yok patron. Kötü bir şey mi oldu? Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hafta sonu biliyorsun. Karnelerimizi aldık. Gürgen, derslerin gayet iyi. Ancak tarihe daha çok çalışmalısın. Yine mi? Yani anlamıyorum ki. Daha ne kadar çalışmam lazım? Hasan'a 5, Gürgen'e 1. Hayır yani, bence Einstein'dan sonra en zeki adam benim. Acaba Einstein tarihten kaç alıyordu? Bak merak ettim şimdi. Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet ediyorum. Hem de... Benim ne işim var sarayda? Zaten tarihim 1 gelmiş. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. Bedava mı? Allah! Yahu burası da ne güzel yermiş. İnşallah yemekleri de bu kadar güzeldir. Garson, bütün yemeklerden istiyorum. Az az ama hepsinden getir. Çok lezzetliymiş. Herkes geç mi kaldı? Anlamadım ki. Neyse, ben keyfime bakayım. Garson, çay. Oh, mis vallahi mis. Neden hala kimse gelmedi anlamadım. Neyse, benim karnım doydu. Şimdi eve gider, iyi bir uyku çekerim. Ne? Bu da ne böyle? Ne? Bedavaydı hani. Bu parayı ben nasıl ödeyeceğim?
Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet ediyorum. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. Eyvah! Ben Adile Sultan Sarayı yerine Adile Sultan Kasrı'na geldim. Şimdi ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim? Paranız yoksa bulaşık yıkamak zorundasınız. Şu düştüğüm hale bak. Benim adım Gürkense bu bulaşıkları yıkayacağım gibi bu Adile Sultan Kasrı'nı da başınıza yıkmasını bilirim. Bütün gece bulaşık mı yıkadın patron? Sinirlerimi tepeme çıkart ağzını. Şimdi derhal bana 2 kilo dinamit lokumu bulacaksın. Benim de uzaktan kumandama pil almam gerekiyor. Hadi marş. Kuş lokumu, gül lokumu duydum ama dinamit lokumunu da ilk defa duyuyorum. Saldırı hakkında bizi bilgilendirir misin Çınar? Aldığım sinyallere göre Gürge'nin hedefinde Adile Sultan Kasrı var. Adile Sultan Kasrı mı, Adile Sultan Sarayı mı? Kafam karıştı şimdi. Emin ol, pek çok insan bu ikisini aynı yer sanıyor. Adile Sultan hakkındaki gerekli bilgilere ulaşıyor. Aa, tabletim evde kalmış. Ha? Arkadaşlar, ben hemen evden tabletimi alıp geleyim. Niye bu kadar kızdın ki amca? Sen lokumcu değil misin? Yoksa yok de. Polisi neden arıyorsun? Anlamıyorum ki. Polis mi? Bunlar yeni bir plan yapmışlar. Anlarız şimdi. Merhaba Azmi. Mahallemize hoş geldin. Ben bir şey yapmadım. Lokum arıyordum sadece. Gürgen istedi. Ben masumum. Sakin ol Azmi. Çocuklar burada değil. Korkmana gerek yok. Yok canım. Neden korkacakmışım? Ben sadece... Hani bilirsin. Demek lokum arıyorsun. Neden kaçtın lokumcudan öyleyse? Ben de anlamadım ki. Gürgen git bana dinamit lokumu bul dedi. Ama hangi lokumcuya gitsem... Ne? Dinamit lokumu mu? Delirdin mi sen diyerek beni kovdular. Ne? Dinamit lokumu mu? Bak sen de aynı tepkiyi verdin. Anlaşılan dinamit lokumunu bir lokum çeşidi sanıyor. Gürgen'in planı belli oldu. Ben sana yardımcı olurum Azmi. Gerçekten mi? Sen burada beni bekle tamam mı? Tamam. Zeynep de ne kadar yardımsever biriymiş. Ben olsam bana yardım etmezdim. Arkadaşlar! Bir işi de zamanında halledemez misin sen? Kaç saattir seni bekliyorum? Bütün İstanbul'u aradım patron. Ama sonunda buldum. Aferin. Teşekkürler patron. Geç kaldık Azmi, çok geç kaldık. Şuradaki bal peteğini al, beni takip et. Hemen çıkıyoruz. Önce lokum, şimdi de bal. Pikniğe mi gidiyoruz? Saldırıya mı? Anlamadım ki. İnşallah Gürgen farkına varmamıştır. Fark etmesi çok zor. Her ayrıntıya dikkat ettik. Yüzünün alacağı şekli şimdiden çok merak ediyorum. Azmi, müşteri gibi içeri gireceğiz. Sonra bir yere saklanıp bu bal peteğini üzerimize süreceğiz. Olmaz. Annem daha yeni yıkadı kıyafetimi patron. Azmi! Ha babam sınıfı filmleri. Sen bilmezsin ne filmlerdi yahu. Burada çekilirdi. O nedenle bal mumundan heykellerin olduğu ha babam sınıfı müzesi var. Anlarsın ya. Anladım. Herkes bizi heykel sanacak. Aynen öyle. Her yere dinamitleri döşedikten sonra da bu kumandayla bom! Arkadaşlar yine bölünerek mi arayalım Gürgen ve Azmi'yi? Olur. Ben Ali ile şu taraftan gideyim. İşte bu kadar. Şimdi kimseye belli etmeden kaçalım Azmi. Patron, birileri yukarı geliyor. Arkanı kapıya dön ve heykel gibi davran Azmi. Sakın kıpırdayım deme. Tamam. Acaba bu bina ne zaman yapılmış? Çok yeni duruyor. 1853 yılında Sultan Abdülaziz yaptırmış. Küçük kızı Adile Sultan için. Tabletin yanında değil ki. Bunları nereden biliyorsun? Babamla ben buraya sık sık geliriz. Mesela ha babam sınıfı filmleri burada çekildi. Alt katta müzesi bile var. Patron yine buldular bizi. Aa bakın bal mumu heykelleri. Bir tuhaflık var. Müze alt katta. Hem bu karakterler filmde yoktu ki. O halde aramaya devam edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif, sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da oda biraz havalansın bence. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. A-
Azmi, Azmi sakın kıpırdayım deme sakın. Patron, lafını sokarsa benim araya karşı alerjim var. Ne? Yandım adam! Vurdum! Vurdum gitti Azmi! Aha, kulağım! Yandım! Azmi kaç! Arkana bir bakma Azmi kaç! İmdat! İmdat! Çok acıdı! Çok acıdı! Gidin bırak artık köşemize! Biz varken İstanbul'a zarar verebileceğinizi sandınız siz? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Ne oldu Gürgen? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. Neler oluyor burada Azmi? Patron, sen dinamit yokumun değil mi? Gidip dinamit çektin de lokum mu getirdin bana? Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Acaba hangimizin arkasına bırakacak mendili? Sanırım ben biliyorum. Ustamın kürkü sarıdır, satsam 15 liradır. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Ya farkında zumbak, değil. Dön arkana iyi bak. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Anlamalıydın. Bakalım bana nasıl yetişeceksin. Görürsün şimdi. Elif yine yap. Hadi hemen gidelim. Ay, oh, bu taşın burada ne işi var? Hoş geldiniz çocuklar. Bakıyorum bugün gayet keyiflisiniz. Yağ satarım, bal satarım oyunu oynuyorduk. Sen hiç oynadın mı? Benim köklerim buna izin vermiyor Elif'ciğim. Çok hızlı koşuyorsun Elif. Bence bu kabiliyetini değerlendirmelisin. O kadar hızlıydı ki ben görmedim bile. Çiğ diye yanımdan geçti gitti. Sabah kahvaltıda ne yiyor merak ediyorum. Tabii ki tereyağı, süt ve de bal. Çocuklar. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum.
Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Zeynep, Ali ve Elif. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Acaba hangimizin arkasına bırakacak mendili? Sanırım ben biliyorum. Ustamın kürkü sarıdır, satsam 15 liradır. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Hala farkında değil. Dön arkana iyi bak. Zambak zumbak, dön arkana iyi bak. Anlamalıydım. Bakalım bana nasıl yetişeceksin. Görürsün şimdi. Elif yine yaptı yapacağını. Bakın, Çınar bizi çağırıyor.